Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize saygılar. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sürecinde 3. bölümdeyiz. 3. bölümde çıkmış sınav sorular ekseninde çok güzel bir bölümümüz var. Soruları ele alarak bu soruları sınavda eğer karşınıza gelirse bu sorular minvalinde veya benzerlerin niteliğinde nasıl cevap vermeliyiz, nasıl yaklaşmalıyız? Buna el alacağız. Çıkmış sorular bizim için en önemli bir esastır ki hani 2016'dan bugüne geldiğimiz zaman benzer soruların sürekli 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 tekrar tekrar sorulduğunu görebiliyoruz ki gerek bu bölümde gerek sonraki bölümlerde eğitim bilimlerinden, genel kültürden e, hani çıkmış soruların birçoğunun tekrardan sınavda size sorulacağını da biliyoruz. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım yayına başlayalım. Gelsin bugün ele alacağımız bir nitelik. Evet şimdi sizin şu an kılavuzdaki ifadeleri görüyorsunuz. Abi bu adam sana kılavuzda diyor ki sözlü sınav soruları elektronik kura ile belirlenecek. Hani komisyon adaya yöneltecek soruların yer aldığı soru cevap kağıdının bir çıktısını alacak. Üç tane soru yer alacak burada. Peki bu üç soru arasında bizim için ne var? Eğitim birimleri, genel kültür ve alanına ait bir ders işlenişin veya öğrencilerle gerçekleşilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması. İşte biz bugün sizinle eğitim bilimlerine esas alacağız. Yani eğitim bilimler kısmıyla e, kısmı ile ilgili 2016'dan bugüne kadar çıkmış spesifik sorulara bakmaya çalışacağız. Şunu sorulara geçmeden evvel öncelikle bir belirtmiş olayım. Bakın şöyle sorular çokça var. İşte anlatım tekniğiyle kullanan bir öğretmen ne yapar? İşte gösterip yaptarmayla ne yapar? E, ne bileyim, e, ekonomiklik ilkesine göre dersi anlatmak isteyen bir öğretmen nasıl bir yol izler? İşte grup çalışması yaptırmak istiyorsa neler yapabilir gibi. Bu yüzden çok bariz olan, değerli hocalarım, yöntem ve teknikleri soru olarak yer edindirmeyeceğim burada. Gerek bu bölümde, gerek sonraki bölümlerde. Bu yüzden benim size geçen bölümde de tavsiyemdi. Bu bölüm için de tavsiyem niteliğindir. Öğretim yöntem tekniklerine, sınıf yönetimine, yine materyal geliştirmeye, program geliştirmeye hakim olmak zorundayız eğitim bilimleri içerisinde. Keza ölçme değerlendirmede, Kısacası eğitim dersinin elinden bir hakimlik istiyor. Çünkü soruların birçok minimali eğitim bilimleri kapsamında işte siz sınıfta şunu şöyle yapmak isterseniz, bunu nasıl yapmak isterseniz vesaire gibi başlamaktadır. Yöntem teknikler ağırlıklıdır. Bu yüzden oralara dikkat etmek gerekir. Şimdi nasıl bir süre izliyoruz? Lütfen beni dikkatle dinleyin. Ve başlayalım artık. Şimdi ekrana bir soru yansıtacağım. Ben soruyu açıklarken siz de kafanıza bir düşünün. Veya daha sonradan bu yayını takip edeceksiniz. Ulan bu soru benim karşıma gelse ben nasıl açıklarım? Hani ben bu soruya nasıl cevap veririm diye kendinizi de ölçün tamam mı? Hani onu da istiyorum sizden. Ama bir de beni burada bir dinleyin. Ben de e, aynı minvalde böyle bir soru gelse Nasıl cevaplarım? O zaman başlıyoruz. Gelsin bizim için ilk soru unutmayın. Bunların hepsi çıkmış mülakat sorularıdır ki tekrar tekrar sorulmuştur. 2016'dan 2022'ye kadar yine sorulabilir. Peki soru nedir? Ya bilgisayardan bağlandığım için yorumları kapatamıyorum değerli hocalarım. Çok böyle mümkün olmadıkça, gerçekten çok önemli olmadıkça sorularınız varsa yayının sonuna saklayın soruları. Biliyorsunuz ben yayından sonra size bir 10-15 dakika zaman veriyorum. Sizlerle beraber oluyorum. Önemli sorularınız varsa sona saklayın. Çok mümkün mertebe burada. Önemli bir nitelik yoksa yorum yapmayalım. Çünkü bilgisayardan yayını yaptığım için dediğim gibi yorumları kapatamıyorum. Hadi başlayalım. Gelsin bizim için ilk soru. Ve ilk soru endeksinde ne sorulmuş? Demiş ki Okulda çoklu zeka kuramına göre plan hazırlayan öğretmen hangi materyalleri kullanar? Tamam mı? Kullanabilir de e, sorabilir. Yani soru kalıbı bu şekilde de olabilir bizim için. Peki soruya cevap verelim. Hani böyle bir nitelik izlendiği zaman neler yapabiliriz? Şimdi çoklu zeka kuramına göre... Ben bir plan hazırlamak istiyorsam farklı zeka türlerini harekete geçiren ve çeşitli hani öğrenme stillerine hitap eden çeşitli materyaller kullanmam gerekir değil mi? Mesela bir sözel dilsel zeka alanına ben burada hitap etmek istiyorsam burada materyal kullanacağım değil mi? Kitap kullanabilirim. Ya derim ki işte ben dersimde sözel dilsel zeka alanı daha yüksek olan öğrencilere işte kitaplar, makaleler, işte yazılı metinler verebilirim. Şiirler, oyunlar, hikayelerle bunları zenginleştirebilirim. Kullan abi. Yapıştır gitsin. Başka? Mantıksal matematiksel zeka alanı daha yüksek olan çocuklara ben neler verebilirim? Grafikler verebilirim, tablolar verebilirim, matematik problemleri verebilirim, bulmacalar verebilirim değil mi? Bunlardan istifade ederek veya bir veri analizi verebilirim. Haliyle çocuk zeka alanına ee... ...daha uygun nitelikteki materyalleri kullanarak bilgide öğrenmeyi daha iyi sağlayabilir. Mesela görsel uzamsal zekası daha gelişmiş bir bireye yönelik olarak ne verilebilir burada? Resimler, grafikler, diyagramlar haritalar, maketler, video animasyonlar bunlar burada sağlanabilir. Haliyle benim için görsel uzamsal zeka alanında bunlar geçerli olabilir. Peki müziksel ritmik zekaya gelecek olursak... ...şimdi müzik dinleme ve yorumlama becerisi daha yüksek olan çocuklar olacaktır Bu da zeka unsurunda her türlü enstrüman işte şarkı söyleme veya işte şarkı faaliyetlerinin, müzik faaliyetlerinin içerisinde olduğu materyaller burada ritim dans etkinliklerinin daha böyle ön planda olabileceği materyal nitelikleri video ses kayıtları bunların hepsi bizim için kullanabileceğimiz materyaller arasında olabilir Peki bedensel kinetiksel zeka alanında ne olabilir? İşte spor aktiviteleri, spor aktivitelerine kullanabileceğimiz her türlü buradaki materyal, araç, gereç kullanılabilir. Haliyle dikkat edersen hocam, demek ki bizim için çok farklı zeka alanlarına yönelik olarak da materyal nitelikleri ön planda olabiliyor. Böyle bir soru gelirse lütfen sen de hem o zeka alanlarına uygun materyalleri ifade etmeye çalış hem de bunların çocukların öğrenmesinde daha uygun olabileceğini de ifade et. Tamam mı? 160 Şimdi e, Suna demiş hocam sesiniz bazen çok kalın çıkıyor hocam acaba düzeltme imkanınız var mı acaba ses problemi yaşayan sadece yani eğer yanlış okumuyor musa e, Suna veya ismi farklıysa yoksa genel olarak mı böyle bir problem var hocam sesi alırken çok sıkıntı yaşıyoruz çok problem oluyor yani biraz düşürebilirim burada. Eğer bir patlama oluyorsa, çok kalınlaşıyorsa, sıkıntı oluyorsa. Çünkü sıkıntı yaşamanızı istemeyiz tabii ki. Ha, sesin daha iyi olduğunu söylediler. O zaman hani seste böyle bir patlama veya bir sıkıntı oluyorsa çıkıp tekrar girin. Tamam mı? Seste bir ayar değişimi yapmayayım o vakit. Tamam, iyiyse o zaman bir sıkıntımız yoktur. Tamam. Birinci sorumuz böyle. Gelirse bunu yapacağız. Bakın 10 tane soruya bakacağız bu akşam sizlerle. 10 soruyu değerlendireceğiz. Hani bu 10 farklı kişiye sorulabilecek sorudur ki bir tane eğitim sorunuz geliyor. E, onu ifade ederim. Aynı zamanda e, sadece bununla beraber kalmayacak diğer yayınlarımızdaki bir sonraki yayını Cuma günü düşünüyorum. E, daha 1 Temmuz'u değil mi başlangıcınız yanlış hatırlamıyorum ama lütfen bu konuda bana dönüş sağlayın. Ne zaman mülakatlar başlayacak diye. Halde çokça vaktimiz var. Yani acele etmeyeceğiz, panik etmeyeceğiz, panik olmayacağız. E, vaktimiz var, e, benim de vaktim var Rabbim. Burada sağlık, sıhhat, güç, kuvvet verdikçe o vakte kadar gidiyoruz. Yani ne olacak burada? Bu yüzden no panic tamam. Çokça vaktimiz var. Beraber süreci götürürüz. Hani sizi rahatlatmaya çalışıyorum. Gerçekten çok problemli bir süreç. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Geçen e, ikinci videoya bir hocamız yorum yapmıştı YouTube kısmında. Çok beğendim yorumu. Dedi ki valla dereceye girmiş bir öğretmen olarak son zamanlarda... En çok rahatladığım an oldu bu videoyu izlemek. Hani benim de isteğim bu. Tamam mı, ee, değerli hocalarım? Rahatlayın, rahat hissedin kendinizi bu süreçte. Oldukça gergin, oldukça stresli bir süreç. Hani gruplarda sağda solda inanılmaz bilgi kirliliği var. Ben her zaman söylüyorum, tamamen size size verilen kılavuz zorlusuunda bir sunum niteliği sağlamaya çalışıyorum ki bu işin resmi boyutudur. Ben de kalın, iyi kalın, beraber götürelim. Tamam? mı? Peki. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki dersinize karşı aldın kağıdı soru karşı, karşına çıktı abi. Diyor ki dersinize karşı olumsuz tutum ve davranış içinde olan bir öğrenciyi nasıl kazanırsınız? Çok güzel bir soru. Bak her sene sorulmuştur mülakatta. 2016'da 7'de de 8'de de 9'da da 20'de de hep gelmiştir karşımıza. Çünkü standart bir sorudur bu. Yani öğretmenin bu gibi durumlarda nasıl reaksiyon alacağı, eğitim endeksinde nasıl bir yol izleneceği her zaman mülakat kurulu tarafından merak edilir. Ve vereceğiniz cevapta burada bu derece niteliğinde mühimdir hocalarım. Peki dersimizde böyle bir öğrenci var. Tamam. Böyle bir öğrenci var. Onun olumsuz tutum ve davranışları biz nasıl değiştirebiliriz? Neler yapabiliriz? Şimdi bunun üzerine konuşalım. Şimdi buradaki ilk adım çocuğu anlamaktan geçer. Yani nedenini anlamaya çalışacağız. Öğrencinin derse karşı olumsuz tutum ve davranışının sebebini anlamanın da ilk adıma süreci kavramaktan geçer. Bunu yapmak için de öğrenciyle birebir yöreşebilirim. Bunları hep kullanın tabii siz. İşte verilerle iletişime geçebilirim. E, gözlemlerimi diğer öğretmenlerle paylaşabilirim. Onlarda bu gibi hususların olup olmadığını, Sadece benim dersime karşı yoksa diğer derslerde de aynı problemin olup olmadığını bir defa öğrenmeye çalışırım. İkinci olarak ortak bir zemin bulurum burada. Yani öğrencinin ilgi alanıyla motivasyonlarını öğrenelim. Bu sayede ders içeriğini ve sunum şeklimi öğrencinin ilgi alanına göre uyarlayabilirim. Çocuğun duygularını anlama yoluna gidebilirim. Yani öğrenci belki de dersle ilgili bir konuda zorlanıyordur, özgüven eksikliği yaşıyordur ne bileyim bir zor bir ailevi durumdan geçiyor olabilir. Haliyle empati kurarak duygularını anlama yoluna gidebilirim. Ve onunla daha iyi bir bağ kurabilirim. Bu birinci adımım olacak. Yani önce durumu benim anlamam lazım. Peki ikinci adıma gelin. İkinci adım çocukla ilişki kurmaktan başlar burada. Ee, önce güven ve saygıya dayalı bir ilişki kurmam gerekir çocukta. Çünkü çocuğa saygılı ve adil davranmam, davranmam onun fikirlerini dinlemem, ona değer verdiğimi gösterir, haliyle çocuğun bir adım daha bize yaklaşmasına fırsat sağlar. Yine olumlu iletişim kurmak da burada önemlidir. Yani öğrenciye açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmam gerekir. Onu eleştirirken yapıcı bir dili kullanmam, olumlu yönlerine takdir etmem, e, varsa eksiklikleri bunları giderme yoluna aynı zamanda olumlu dille götürmem gerekir. Yani destekleyici olmalıyım, öğrenciye inandığımı, ...başaracağına dair umutlu olduğumu da göstermem gerekir. Gerektiğinde ona hani bu yolda ek kaynaklar sunabilirim, destek sunabilirim. Haliyle e, bu faaliyette, rehberlikte çocuğu biraz daha derse ilgi çekici hale getirebilir. Ki bu da benim için artık üçüncü adımın bir başlangıç noktasıdır. E, ne yapabilirim peki derse ilgili faaliyetlerde? Şimdi bir defa her öğrenci farklı öğrenir. Haliyle ben çocuğun görsel, işitsel, kinetiksel hangi alana daha yakın olduğunu görebilmem açısından farklı materyaller kullanırım ki farklı öğrenme stillerine hitap edebileyim. Haliyle çocuğumda hani hangisine daha uygun olduğunu görebileyim. bu bağlamda yine dersimi daha ilgi çekici hale getirebilmek için oyun her zaman önemlidir ki ben de kendi derslerimde çok çok kullanırım. Çünkü oyun bizim için olmazsa olmaz önemli bir etkinlik faaliyetidir. Oyunlaştırarak öğrenmek. Şimdi ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Şimdi bizim derslerimizin e, tabii bunu ifade etmemdeki gaye de şu hocalarım. Şimdi beni dinleyenler zaten bizim sosyalcilerin çoğu oluyor ama bu kayıtları YouTube'da e, farklı öğretmenlik grupları da dinleyecek. Şimdi benim derslerim özellikle e, çocuklara çok soyut kalabiliyor. Çok fazla kavram, çok fazla bilgi var. Haliyle benim derslerim soyutsal kavramda ilerlediğim zaman çocuğun ilgi ve dikkatini her zaman çekmeyebilir. Bu yüzden ben derslerindeki temel materyalleri, konuları ve nitelikleri daha çok böyle çocuğun eğlenme niteliğini ön planda tutarak farklı etkinliklerle planlarım ki çocuk bu bağlamda e, derse biraz daha ilgi duysun, somutlaştırarak, eğlenerek öğrenerek kendi bilgi alanını daha iyi genişletsin. Haliyle bu da her zaman çocuğu bir adım daha sizin dersinize yaklaştırır. Sen kapıya geldiğin zaman aa dersimiz sosyal mi diye sana sarılabilir. Bugün dersimiz var diye mutlu olabilir. Haliyle bunlar önemli. Gerçek hayattan örnekler sunabilmek, teknolojiyi kullanabilmek, yine çocuğu da derse dahil edip bildiği bilgileri ona sorarak sorulardan dönüş sağlayıp çocuğun kendine olan güvenini Aşılamak. Haliyle buradaki başarı niteliğinde başarıyı takdir etmekte de çocuğun derse olan ilgisini arttırabilecek bir alan meneteliktir. Haliyle bunlar e, olumsuz tutum ve davranışları olan bir öğrenci derse bağlamada bizim için önemli adım meneteliktir. Tamam. Şimdi e, yorum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum <laughs> yorumlarınız için. Ee, sağ ol. Peki devam edelim bir diğer sorumuza bakalım. Bilgisayar destekli öğretimin klasik eğitime göre avantajı ve dezavantajları nelerdir? Şimdi bu biliyorsunuz siz şeyde de gördünüz. ilk kılavuzda da gördünüz. İkinci kılavuzda da bizim için geldi burada. Haliyle teknoloji, bilişim oldukça önemseniyor. Çünkü hani Fatih sistemi var, bilişim teknolojileri oldukça ilerlemiş durumda haliyle de derslerde bunları kullanmak ve öğretmenin bunları kullanarak ders aktiviteleri gerçekleştirmek oldukça önemseniyor sistem içerisinde. E, bunun da sorulara gelmiş. Yani her sene bunun soruları bizim bağlamımıza var. Ne diyor? Bilgisayar destekli öğretimin klasik eğitime göre avantaj ve dezavantajları. Şimdi her şeyin bir avantajı, Şimdi bir dezavantajı vardır. Şimdi bilgisayar destekli eğitimi ele alacak olursak burada, önce bir avantajların avantaj kısmını bir ele alalım değil mi? Hani bilgisayar destekli öğretimin en büyük avantajı nedir bizim için? Kisil, kiş, kişiselleştirilmiş öğrenme konusunda bir fırsat sağlar. Çünkü bilgisayar destekli öğretim her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme hızına göre uyarlanabilen kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunuyor. Bu sayede de öğrenciler en çok ihtiyaç duydukları alanlarda daha fazla zaman geçirebiliyor. Haliyle kendi hızlarında ilerleyebiliyor. Ha, sen mülakatta böyle bir soru gelirse çocukların hani kendi hızlarında ilerlemesine fırsat sağlaması önemli bir avantaj diye bunu ifade et. Başka bilgisayarlar, oyunlar, simülasyonlar, diğer interaktif öge gibi çeşitli multimedya araçları kullanarak öğrenmeyi daha ilgi çekici ve motive edici hale getirebilir. Haliyle öğrencilerde de Dersi olan ilgi ve katılımı bu nitelikte artabilir. E, bilgisayarlar karmaşık kavramları görselleştirmek, animasyonlar ve diğer görsel araçlar kullanarak soyut fikirleri somutlaştırmak için de kullanılabilir. E, bu da öğrencinin konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. E, sonuçta hızlı bir erişim bilgi alanıdır bizim için bilgisayarlar. Öğrencilerin internet üzerinden geniş bir bilgi yelpazesine anında erişmesine de olanak sağlar. E, bu da hani araştırma yapmaları ve yeni bilgiler öğrenmelerinde kolaylaştıracaktır. Hani bu gibi temel faktörler bizim için hani olumlu faktörler arasında söylenebilir. Avantajlardır. Peki dezavantajlara gelelim. Dezavantajlar neler olabilir? Mesela teknolojiye bağımlılık, bilgisayar destekli öğretime aşırı bağımlılık, öğrencinin sosyalleşme ve eleştirel düşünme gibi önemli becerilerini gelişimlerini engelleyebilir. O zaman bunu cebe koyalım. Teknolojiye bağımlılık önemli bir risk önemli bir dezavantaj. Eşitsizlik riski de var. Mesela bilgisayarlara ve internete erişimdeki eşitsizlikler e, ister istemez olacaktır değil mi? Hani okulun bulmuş olduğu bölge, çocukların hani bireysel olarak evde bu imkanlara erişip erişmemesi. Mesela sen diyelim ki bilgisayar sistemli olarak derslerine ele aldın, konuların niteliklerini bunun üzerinden götürdün, ödevleri de bunun üzerinden verdin. İle çocuktaki ekonomik imkan, aynı zamanda şartlar, bunu sağlayabilecek bir niteliğe e, sahip değilse ne olacak? Ha, o zaman bu da bir sıkıntı. Başka teknik sorunlar her zaman. Bak ben bu yayına gelirken bile dikkat ederseniz bugün bir 4-5 dakika geç geldim. Niye? Çünkü hani sana kurmuş olduğum sistem sen şu an sadece beni bir kamera ekranında bir bölümde görüyorsun ama solda ışık sağda ışık arkada mavi ışık tepede mavi ışık önümde kamera önde mikrofon bunların kurulması sistemine ulaşılması bak bunların hepsi teknik bilgidir. Haliyle bunlardan bir veya birkaçında en ufak arıza bile bir aksaklığa sebebiyet verir. E, bilgisayarlar yazılımlar arızalanabilir hatalı olabilir bu da öğrenmeyi ders içi faaliyetlerde kesintiye uğratabilir haliyle çocuklarda da öğrenme eksikliği yarattığı için hayal kırıklığı olabilir. Bu da bir dezavantaj olarak söylenebilir. Motivasyon eksikliği burada söylenebilir yine değerli hocalarım. Yani bazı öğrenciler bilgisayar destekli öğrenme ortamına geleneksel sınıf ortamlarına göre daha az motive edici bulabilir. E bu da haliyle çocukların öğrenme niteliğinde onları geri plana atabilir. E öğretmen gerekliliği de var. Şimdi bilgisayar destekli öğretim programlarının etkili bir şekilde kullanılması için öğretmenin de oradaki programları çok iyi bilmesi gerekir. Haliyle sen de programı çok iyi bilmiyorsan Bilmediğin şeyi nasıl öğretebileceksin? Ha, bak bu da önemli bir etken. Bir de maliyet denilebilir yani dezavantaj olarak. Şimdi bilgisayarlar, yazılımlar, diğer gerekli altyapılar haliyle pahalı şeylerdir ki günümüzde. Yüksek kurları da düşününce inanılmaz pahalı. Ben mesela benim katlanabilir del e, bir tane e, dizüstü e, bilgisayarım var. Hani Hem dokunmatik hem de şey. Ben onu aldığımda 4000 bin liraydı. Aynı ürüne geçen baktım 53 bin lira olmuş. Ve bu sadece 3 yılda mı? 2 yılda oldu yani. inanılmaz bir şey. İnanılmaz pahalı her şey artık. Düşün. Makine gittim ben. Gittim. Yandım. <laughs> gitti bizim paralar. gitti maaş. Ya. E, demek ki bunlar da bizim için sıkıntı unsur Evet. E, avantaj ve dezavantajlarını e, bu şekilde ifade edebiliriz. Çok güzel. Bu arada sorular açık ve net. E, haliyle e, hocalarım e, siz de arada sorular için Yorum kısmında avantajlar, dezavantajlar kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yorum konusunda siz de katılabilirsiniz. Ama kendi içinizde de böyle cevaplayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, bu soru için de bu ifadeleri kullanayım. Ayşe Hocam demiş hocam biraz yavaş olur musunuz? Esasen bu benim yavaş halim biliyor musun hocam? <laughs> ben çok seri konuşmayı severim. Çok böyle ama tane tane yani böyle bazen hızlı konuşurken e, ani durumlarda kelimeleri ezme hususum olabilir ama genelde net konuşmaya çalışırım. E, ama ne yapalım? TRT moduna alayım mı şimdi? Ben TRT'de de ders anlatıyorum. <laughs> Oraya gidelim mi? Peki. Dersine ilk defa girdiğiniz bir sınıfta yaklaşımlarınız nasıl olur? Evet, çeşitli zamanlarda bizim için mülakatlarda çıkan bir sınav sorusu daha. Bu soruya dikkatle cevap verebilmemiz için öncelikle sorunun doğasını anlamamız gerekir. İlk defa girdiğimiz bir sınıf. Hmm. <laughs> evet değerli hocalarım. Bak ilk defa girdiğimiz bir sınıf var. Bu sınıfa karşı yaklaşımın nasıl olacak? Abi bu soru da çok soruluyor. Niye çok soruluyor? Çünkü diyor ya ilkler, ilk olarak sen ne yaparsın, ne edersin? halde seni orada reaksiyonuna, heyecanına, durumuna, ee, bilgini, aynı zamanda yaklaşımını ölçmek istiyorlar. Bak bu sorulara ne cevap verdiğin önemli değil. Şimdi ben seninle beraber bir takım cevaplar veriyorum ama. Hani sakın benim cevaplarıma bağ, İbrahim Hoca böyle cevap verdi. Ben de böyle cevap vereyim diye kafanda kodlama. Tamam mı ee, değerli hocam? Önemli olan burada kendi meramını dile getirmektir. Geçenlerde yine YouTube'da yorum yapmış hocalarımız. Ya diyor madem bizim verdiğimiz cevaplar çok önemli değil. O zaman bunlar bizim hakkımızı yiyecek. <laughs> ya senin cevapların önemli olsa da senin hakkını yiyebilirler. Mülakat böyle bir şey şimdi. Ay, mülakatı gelip bana anlatmayın. Biz yani bildiğimizi birbirimize anlatmayalım. Ama benim orada vurgulamaya çalıştığım şey şuydu. Ya senin cevapların önemsiz demek değil. Önemli olan senin bir şeyler söyleyebilmek. Ama yani doğru veya yanlış en azından bir şeyleri vurgula. Bir şeyleri ifade et. Haliyle değerli hocam. Dersine ilk defa girdiğiniz bir sınıfta yaklaşımlarınız nasıl olur? Ne dersiniz? Evet, böyle bir sınıf ortamında yaklaşım niteliği nasıl olabilir? Başlayalım. Şimdi bir defa ben bir sınıf ortamını gözlemlerim. Yani ilk derste sessiz bir gözlemci olarak. Bir evet, karizma böyle tutarız. Kadir hmm. Hanım'ın 3 numaralı bakışı o da olabilir böyle değil mi? Öğrencilerin böyle birbiriyle ve benimle olan etkileşimlerini ölçmeye çalışırım. Sınıfın dinamiklerini, genel atmosferini önce bir anlarım. Haliyle ben sınıfın hızlı bir şekilde ki yarın bir gün inşallah siz de e, tecrübeniz arttıkça bunu göreceksiniz. Anlarsınız o sınıftan size aslında dönem boyunca neyin, e, sizin neyle karşılaşacağınız. Sonra bir e, iletişim kurma aşaması olur değil mi? Kendimi tanıtırım, ilgi alanlarım hakkında kısa bilgi veririm. Şimdi çocuklar günümüzde artık bilişim dünyası içerisinde yoğrulmuş. Haliyle kendine yakın öğretmenleri yani kendi hayat alanına yakın öğretmenleri daha çok seviyorlar. Yani senin de gündemi takip ettiğini, senin de interaktif dünyayı, sosyal medyayı, bilişim teknolojilerini, bilgisayar oyunlarını, buna benzer şeyleri takip ettiğini, senin katıldığını, oynadığını, içerisinde olduğunu fark ettiği anda sana bir yaklaşıyorlar böyle. Yani bir sıcak durumu geliyor. Çünkü hani sen onun için artık üst segmentte değil, çocuğun diye okurabileceği bir düzeye erişiyorsun. Haliyle bu kendine bir ver çocuğa. Sonra öğrencilerin de kendilerini tanıtmaları için ilgi alanlarını paylaşmaları teşvik et. Onlar da bir kendine ifade etsinler. Tabii e, şimdi biz ortaokul öğretmenleriyiz. Özellikle 5. sınıflar bazen konudan kopabiliyorlar. Çocuğa kendini tanıtıyorsun. Mesela şey diyeyim. ''Hocam, benim adım Ali. Ee, biz geçen gün dayımlarla gezmeye gitmiştik. İşte beni Galatasaray maçına götürdü. Ee, ondan sonra e, biz dondurma da yedik. Ee, i̇şte ben dondurmayı çok kaçın, boğazım böyle hasta olmuştu, öksürüyordum.'' <laughs> yani bazen kendi kendine desin. ''Oğlum ne anlatıyorsun sen? Yani biz sana onu mu sorduk?'' Çok ilgisiz, alakası şeyler söyleyebilirler bu tanışma aşamasında. Sen geçti mülakatla bunları söyleme. <laughs> ben genel olarak söylüyorum yani. Tamam ee, ama böyle şeyler yapabiliyorsa yine de çocuğu tanı. Öğren orada çocuğu. Ee, soru sorarak, aktif dinleme teknikleri kullanarak burada öğrencilerle iletişim kurun. Ee, bunu yapmaya çalışın haliyle. Başka ne yapılabilir? Ee, bir defa sınıf ortamları her zaman çocukların kendini güvende hissedebileceği bir ortam olmalı. Hem burada fiziki olarak hem burada psikolojik olarak. Haliyle hani sınıfta herkesin fikrini özgürce ifade edebileceği, birbirine saygı duyacağı bir ortam önemlidir. Böyle bir ortamı yaratmaya çalışırız. Farklı öğrenme stillerine, ihtiyaçlara hitap edebilecek çeşitli öğretim yöntemleri kullanırız ki her çocuğa ulaşabilirim. Yine her öğrenciye değer verdiğimizi, onları desteklemeye hazır olduğumuzu göstermeye çalışalım. E, hedefleri ve beklentileri her zaman çocuklara açık olarak belirtmek gerekir. Yani dersin içeğini, öğrenme hedeflerini, değerlendirme yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek burada önemli. Bazen öğrenci zaten soruyor bugün işte biz kolay bizi de bir falan diye başlıyor böyle ifade edebiliyorlar haliyle. E, öğrencilerin dersle ilgili beklentilerini, endişelerini bunları dinlemek, duymak, bunlara yanıt vermeye çalışmak öğrencinin de kendini değerli hissetmesi konusunda oldukça mühimdir. E, etkili bir ders sormak her zaman güzeldir hocalar. Şimdi yani bir masanın başına oturup, hani bir e, slayta bakarak veya diyelim ki önümüzdeki kitaptan bir şey okuyarak onlara not aldırmak çok monoton bir derse durumu çevirebilir. Ama derse ilgi çekici ve bilgilendirici hale getirmek, çeşitli görsel ve işsel materyaller kullanmak, öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmek, grup çalışmaları yapmak, haliyle yapılan her türlü faaliyete karşı geri bildirimler sağlayabilmek, e, bu bağlamda sınıfı yakalayabilmek için Önemlidir. Bakın ilk izlenimler çok önemlidir. Şimdi sosyal bilgiler öğretmenleri olarak bizler sosyal psikoloji içerisinde ilk izlenim oluşturmanın ne kadar mühim olduğunu biliyoruz. Haliyle şu an farklı öğretmenlik e, grupları içerisinde dinleyenler olacaktır. Yani senin o sınıfa vermiş olduğun ilk izlenim, o ilk ders var ya, senin dönemini belirler. O dönem boyunca çocuğun sana olan bakışını belirler. Ha bu değişmez mi? Değişir. Yani çok sert bir mizaçla yaklaşırsın. E, çocuklar ona göre gardını alır. Ama bir süre sonra sen gevşettikçe ipin ucu daha da gevşer. Onlar da gidebilir. Ama sen çok eğlenceli, çok onlarla hani yakınla bir, bir iletişimle bunu planlarsın ve kurarsın. Ondan sonraki süreçte öyle gider. Ama ilk neyse emin olun ilk şekillenme kalıbı da onun üzerine şekillenir. Peki dersin sonunda ne yapabiliriz? Öğrencilerin öğrendiklerini, ne aldıklarını gözden geçiririz. Haliyle çocuk burada süreci nasıl ele aldığını öğretmen tarafından da önemsendiğinin farkına varır gelecek dersler hakkında da bildirimler bu. E, bu şekilde dersimizi kapatırız. Yani e, sınıfa yaklaşımımız bu minimalde olabilir. Değil mi? Evet. Şimdi hızlıca yorumlarınıza bakıyorum. Güzel. <laughs> peki. Bu sorumuzda bu şekilde gittim. Bu arada bu mantık güzel değil mi? Dönüt alma. Ben de bir sizden dönüt alayım peki. <laughs> e, yani Soruları gösteriyorum. Olabildiğince geniş açıklamaya çalışıyorum. Ee, var mı eksik bıraktığım bir şey? Hocam vallahi kafamıza yatmıyor bu şekilde. Mantığı tam kuramıyoruz. Ee, veya bir eksiklik, noksanlık varsa dönütünüzü de beklerim. Yani olabildiğince geniş açıklamaya çalışıyorum. Sıkılmayın ama mecburi yani. Güzel. Tamam. Tamam. Harika. Problem yoksa güzel. Devam edelim. Tamam. Geldik bir diğer sorumuza. Hocalarım. Neymiş soru bizim için? Diyor ki, sunuş yoluyla öğretim yöntemi kullanılarak bir ders nasıl aktarılabilir? Sen bunu almayacaktın biliyor musunuz? Allah ver. Bak şimdi. Yalan söylemeyeceğim. Bu soruyu almayacaktım. Çünkü de, hani dersin başında da size söyledim. Hani bolca ve bolca, değerli hocam, ee, şu minvalde sorular var. ...işte sunuş yoluyla, buluş yoluyla... ...araştırma, inceleme yoluyla... Ee, ...işte bir ders planlanırsa... ...bu yöntem kullanılarak nasıl izlenir? İşte e, anlatım tekniğiyle... ...tartışma tekniğiyle, soru cevap ile... E, ...ne bileyim işte istasyon tekniğiyle... ...ders ele alınırsa bu yüzden hani... E, ...dersin baş kısmında size şunu... ...tavsiye ettim. Dedim ki eğitim bilimlerine zaten çalışıyorsunuz. Şimdi mülakatta ne olacağını... ...bilmediğiniz için... haliyle siz hem... Ve mülakata hazırlanıyor hem de çoğunuz aynı zamanda KPSS'ye de hazırlanıyorsunuz. Şimdi siz KPSS'ye hazırlanırken eğitim bilimlerine de hazırlanıyorsunuz. Şimdi bu bizim için win to win'dir. Yani kazan kazandır. Yani eğitim bilimlerine şu an tekrarlarınızı yaparken, eğitim bilimlerine çalışırken bu kısımlara ağırlık verdiğiniz noktada bir minvalde mülakattaki bu soruları da elen geçirmiş oluyorsunuz. Bu yüzden hani ee, bu kalıbı lütfen unutmayın. Bu kalıp niteliğinde çokça soru var. Yöntemlerle, tekniklerle. Hani geçip tek tek hepsini cevaplamak belki doğru olmayabilir. Farklı yayınlarda yine farklı teknik veya yöntemlerle ilgili soru koyar. Buradan ifade ederiz. Ama ben tavsiyem sizlere lütfen unutmayın ki e, hani bir teknik, bir yöntem e, karşınıza soru olarak gelebilir. Tamam. Peki sunuş da öğret. Yani geldi benim için kağıt. Dedi ki mülakattaki. Evet sesli bir şekilde önce sorunu oku. Daha sonra da soruyu bize lütfen açıkla. Adın kağıdı aç. Dedin ki sunuş yolu öğretim yöntemi. Tamam. Allah Allah, ben bunu biliyorum tamam. Tamam bunu yaparım da. Evet sunuş yoluyla öğretim yöntemi kullanılarak bir ders nasıl aktarılabilir? Evet. Sorumuz bu. Evet. Peki ne dersiniz? Üçüncü sorunun aynısı mı? Bakayım. Ee, bir, iki, üç, dört, beş. Ha şey de değilim ben. E, genel nitelikle mi Evet. Sonuç yoluyla ben kullanmak istiyorsam. Ha şeyi söylüyorsunuz. Ders aktarma tek. Tamam. Benim jeton bazen köşeli oluyor öyle. <laughs> Basmadı abi. Peki. Şimdi gelelim buraya. Ee, bir de sayıyorum orada cahil. Neyse ben onu montajda atayım. Rezil olmayak burada. Evet değerli hocam sonuç yoluyla kullanırken neler yapabiliriz? Hadi açıklayalım burayı. Şimdi sonuç yoluyla öğretim öğretmen merkezi bir öğretim yöntemidir. Bilgi ve becerileri aktarma için etkili bir araç olabilir haliyle. Bu yöntemde öğretmen önceden hazırlamış olduğu bir sunum aracılığıyla dersi anlatır. Öğrencilerin pasif bir şekilde dinlemesi ve not alması daha çok beklenir. Tabi öğrenci pasif kalmasın diye bir takım hani burada teknikler kullanılarak da öğrenci sürece konulabilir. Peki burada hızlıca ne yapabiliriz? Mesela en önce bir planlama sürecimiz vardır. Dersi ve öğrenme detayını net bir şekilde tanımlarım. Senin gibi açıklayayım. Hani ben önce bir planlama yaparım. Dersi ve öğrenme detayını net bir şekilde tanımlarım. Daha sonra sunum içeriğini Öğrenme hedeflerine uygun şekilde planlarım. Daha sonra sunumda kullanılacak görsel ve iş de, e, işsel materyalleri hazırlarım. İkinci olarak sunum aşamam başlar. Hani sunumumda giriş yaparken öğrencilerin dikkatini çekmek için ilgi çekici bir hikayeyle, bir soruyla veya görselle dersime başlarım. Ana fikirleri ve kavramları açık ve, net, e, açık ve net bir şekilde çocuklara ifade ederim. Görsel ve işsel materyalleri kullanarak sunumumu daha ilgi çekici bir hale getiririm. Yine öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmek için sorular sorarım, tartışmalara başlatırım. Böylece monoton olarak görülebilen bu teknikte ben hani bu vasıta ile çocuklarda ne elde ederim aynı zamanda? bir aktif katılım niteliğini elde ederim. Haliyle sunumun sonuna doğru da bir özetle bir ana fikrin tekrarıyla sunumu sonlandırırım. Daha sonra öğrencilerin dersten ne kadar öğrendiğini burada değerlendirmeleri için kısa bir test yapabilirim bir quiz yapabilirim. Ee, öğrencilerin sunumu hakkında geri bildirimleri almak için de bir anket veya tartışma yoluyla da de değerlendirme yapabilirim. Haliyle de bunları kullanarak bu şekilde sunumu gerçekleştirebilirim. Bir, Tamam. Bizim için e, bu nitelik var. Evet. Aynen. Yani eğitim bilimlerinde bilmiş olduğunuz e, değerli hocalarım temel bilgiler kavramları, mantıkları hikayeleştirin. Yani sen işte sonuç yoluyla, buluş yoluyla tekniğin hani literatür tanımında neler olduğunu biliyorsun. Literatür tanımını kullanarak birincil tekil ağızdan de ki bunu yaparım, örnekler veririm, örnek olmayan durumları açıklarım, soru cevap yaparım, yaparım de abi ya de. Ha, biri bir teknikte olan şeyleri ifade etmen de gerekmiyor. İlla her şeyin %100 doğru olması da gerekmiyor. Ama bir gereklilik var ki Konuş abi. Konuş. Tamam. Yeter ki konuş. <laughs> Benim en çok istediğim bu. Susmayın. Doğru olsa da olmasa da konuş. Bu en önemli şey. Kendimizi ifade edebilmek. Mülakatın ana esasıdır. Peki bu soruyu da yerine bıraktık. Geldik bir diğer sorumuza. Totalde 6. sorudayız. Soru diyor ki teknolojiyi kullanarak çocukların üst düzey becerini nasıl geliştirirsiniz? Bakın az önce bir e, bilgisayar sorusu da vardı. Dediğim gibi. Çünkü bilişim çokça sorulmuş. Bilgisayar teknoloji, derslerde teknoloji kullanmak, bilgisayarı kullanmak, işte hangi teknoloji unsurlarını kullanırsınız, hangi materyaller vesaire bayağı sorulmuş abi. Haliyle zaten o e, İlk bölümde hatırlarsanız bizim için puanlama kıstas alanları vardı. Orada da bilişim ve teknolojiyi kullanmanın esasları da puanlanıyordu. Bu yüzden bu tip sorular büyük ihtimalle oradaki esaslar içinde bir puanlama çetesi oluşturacaktır. Peki soru geldi. Teknolojiyi kullanarak çocukların üst düzey becerilerini nasıl geliştirebilirim? Peki açalım bu soruyu. Neler yapabiliriz? Şimdi teknoloji doğru kullanıldığında çocukların üst düzey becerilerini geliştirmek için bir güçtür önemli bir kuvvettir. Haliyle neler yapılabilir? Mesela problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri için düşünelim. Burada kodlama ve oyun tasarımı yapılabilir. Mesela çocuklar kodlama öğrenerek, kendi oyunlarını tasarlayarak problem çözme, eleştirel düşünme becerini geliştirebilir. Matematik, bilim, mühendislik gibi alanlarda da kendine bir bakış alanı geliştirebilir. Bulmaca ve kod çözme oyunları olabilir mesela. Bu tür oyunlar çocukların mantıksal düşünme, problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Yine araştırma ve sunumlar bu minvalde önemli. Çocuklar internette araştırma yaparak, bulgularını sunumlar halinde sunarak araştırma ve sunum becerilerini geliştirebilir. Demek ki bak önemliymiş değil mi e, teknoloji? E, yine başka neler olabilir? sanatsal ve müzikal uygulamalar yani çocuk resim, müzik, video düzenleme gibi böyle çeşitli uygulamalara kullanarak hayal gücü ve yaratıcılığını geliştirebilir. Başka hikaye yazma veya blokları düşünelim böyle. E çocuklar hikaye yazarak veya blok tutarak burada hayal güçlerini, düşünme becerilerini ve yazma becerilerini geliştirebilir. E, tasarım ve modellemeye gelelim. Çocuklar 3D tasarım ve modelleme araçları kullanarak kendi tasarımını oluşturabilir. Bu da özellikle estetik bakış açısına e buradaki beceri alanını geliştirir. E başka sosyal medya ve çevrimiçi toplulukları düşünelim ki günümüzde zaten sosyal medya oldukça önemli bir araç. E çocuklar da sosyal medya ve çevrimiçi topluluklar aracılığıyla diğer insanlarla iletişim kurabilir, işbirliği yapabilir. Bu da onların hani topluluklar önünde konuşabilme, hitap, aynı zamanda iletişim becerisini üst seviyeye çıkarabilir. E eğitsel oyunlar, uygulamalar e, birçok böyle eğitimsel oyun ve uygulama çocukların takım çalışmasıyla yine iletişim kurma becerileriyle kendilerinde bir takım becerileri geliştirebileceği esaslar olabilir. Demek ki bizim için hani çok da yaban atılacak bir kısım değil teknoloji. Haliyle birçok üst düzey beceriyi geliştirme noktasında teknolojinin buradaki imkanlarından istifade ederek çok güzel şeyler ortaya çıkarabiliriz. Değil mi? E, dijital öyküler, müze eğitimi, gerçek yaşam becerileri, simülasyonlar bunlar da sizin e, yorumda e, gelmiş esaslarınız haliyle. Cimcim e, cim hocam da demiş ki, e, sanki bu soru bana mülakata gelmişti, ilk mülakatta da gelmiş hatırlıyorum. Zaten hani bunlar mülakatlarda çıkmış sorular diyorum yani. Hani 2016'dan bugüne zaten çevrilip çevriyor, çevrilip çevriyor, soruluyor sorular. Haliyle değerli hocalarım, e, benzer sorular mülakatta sizlere gelecektir. Ee, yine hocam yazmış, Rami Hocam. Ee, sanal gezilerle hayal dünyaları geliştirilebilir. Yani birçok şey yapılabilir değil mi? Dediğim gibi önemli olan orada bunu vurgulayabilmek. Peki gelelim bir diğer sorumuza. Ee, siz de sorulara katılabilirsiniz bu arada. Yani yorumlarınız büyük ihtimalle ekranı kaplamayacaktır. Sınıf dışı etkinliklerde ne gibi sorunlar e, yaşayabilirsiniz? Bir düşünün. Yani çocukları aldınız, götürdünüz bir müze gezisine, bir okul gezisine. Hani çocuk değil ki ortaokulda bir meslek lisesini tanımak için gidiyorsun. Başka işte e, bir teknoloji etkinliğine götürdün. Ya yani kısacası okul dışı, sınıf dışı bir ortama çocuklara götürdün. Bu gibi yerlerde ne gibi sorunlar yaşayabilirsiniz? Evet saksaları çalıştırın. Hadi bakalım siz oradan başlayın. Okuyacağım yorumlarınızı ben anlatayım. Sonra bir de yorumlarınıza bakalım. E, bir örtüşülelim bunları ve devam edelim. Tamam. Peki el alalım. Hani biz çocuklarla beraber sınıf dışına çıktık. Şimdi sınıf dışı etkinlikler öğrencilerin öğrenmeyi pişirmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları, e, kazanmaları sosyalleşmeleri için de harika bir fırsattır bir defa. Ancak bu tür etkinliklerin planlanması ve düzenlenmesi sırasında bir takım zorluklar vardır. Ki yaşanabilecek zorluklar arasında neler var? Çünkü bir defa uygun bir etkinlik seçmek gerekiyor. Çünkü öğrencilerin ilgi alanlarına ve becerilerine uygun aynı zamanda bütçeye ve zamana uygun bir etkinlik her zaman e, karşımıza çıkmayabilir. Haliyle yaşanabilecek zorluklardan biridir. Başka? izin ve onay meselesi var. Ya, okul yönetiminden, velilerden, ilgili diğer kurumlardan gerekli izinler ve onayları almak zaman alıyor, karmaşıktır. Bazen redler geliyor, İş e, iş raf saçına dönebiliyor. Başka? İşin ulaşım boyutu var. Eğer gideceğiniz yer bir günden daha fazlaysa konaklama boyutu var. Haliyle e, günübirlik veya böyle gezi gibi etkinlikler için ulaşım ve konaklama ayarlama zor oluyor. Ek masraflar oluşturabiliyor. E, vallahi maaştan gider. <laughs> Bilginiz olsun. E, başka, güvenlik durumu var. Etkinliğin potansiyelliklerini değerlendirmek gerekiyor. Gerekli güvenlik önlemlerini almak önemli. Haliyle bu da bir zorluk çıkaran niteliklerden biri. E, bir defa sınıf dışı etkinlikler pahalı. İşin maliyet boyutuna gelelim. Yani duygusal boyuta gelelim. İşte ulaşım var, konaklama var. İşte gideceğiniz yerin giriş çıkış ücretleri. ya çıkışta niye ücret ödesin ki? Giriş ücreti var. Diğer masraflar bunların hepsi nedir? Yani yemeğidir, içmedir, çocuk tuvalete gitmek isteyebilir. Onlar para da olabilir. Değil mi? bütçeyi zorlayabilir burada. E, bazı öğrenciler ve aileler bu tür etkinliklere katılmak için maddi imkana sahip olmayabilir ki çok olağan bu haliyle bu da bir Hani grup içerisinde eşsizliğe ve dışlanma duygusuna da sebebiyet verebilir. Yani iyi bir şey yapayım derken daha köklü problemleri sebebiyet verebilirsiniz. Başka neler olabilir? Öğrenci disiplini. Buradaki en büyük problemlerden biri. Çünkü sınıf şu ortamlarda öğrenci disiplini sağlamak daha zordur. Öğretmenler her zaman öğrencinin gözetimi altında olmayabilir ve öğrenciler yeni ve heyecan verici bir ortamda dikkatleri dikkatlerini dağıtabilir veya kurallara uymamı yayında bulunabilir. Ya hocamız anlatmıştı. Teknofest'e götürüyorlar çocukları. Çocuklardan canı sıkılıyor. Uykusu da geliyor. Geçiyor. füzenin olmuş olduğu aracın arka şey tarafında, pikap tarafında yatıyor. <laughs> Araba <çocuk> da gidiyor, çocuk gidiyor. çocuk yok ortada. Yani inanılmaz şeyler başınıza gidebilir. Haliyle yani böyle gidildiği zaman, hani kalabalık gruplarla gittiğiniz zaman Öğretmen sayısının gerçekten yeterli olması lazım ve öğretmenlerin de denetimin çok yüksek olması lazım. Başka, sınıf dışı etkinlikler sırasında öğrencilerin güvenliği ve refah öğretmenlerin sorumluluğunda. Haliyle e, öğretmenler yasal sorumluluklarla da burada karşı karşıya. Bu da bir sıkıntı. Ve başka, verilerle ve diğer paydaşlarla etkinlik hakkında açık ve net bir şekilde iletişim kurmak önemli. Verilerle burada gerçekten iletişim kurmak oldukça sıkıntılı. Nereye gidiyorsunuz? Ne zaman gidiyorsunuz? Saat kaçta gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? <laughs> en sorulardan bir. Niye gidiyorsun? Onu sana <laughs> sana mı soracağım niye gideceğimizi yani? İnanılmaz bir şey yani böyle. Ee, akıl verenler var. Mesela yok oraya gitmeyin burası daha güzel falan diye. Türk <laughs> bir sene sonra mı en başında? Ee, yani öyle şeyler de olabiliyor yani. Haliyle sıkıntı. Bu da sıkıntı. Başka? E, ee, etkinliğin öğrencilerin öğrenmesini ve gelişimini nasıl etkileyeceğini değerlendirmekte. Eğer iyi bir çatıda gerçekleşmemişse zor olabilir. Evet. Bunlar bizim için temel problemler. Şimdi sizlere gelelim. Zaman sınırı var. izin alması gerekir demiş hocam. E, hocam yorum yapınca bazıları kötü. Uslupla sus kes filan yazıyor. <laughs> Açmayın birbirinize. Şurada hep topu 100 kişiyiz. Başka? E, çocukları farklı adamlara dağılabilir değil mi? E, dikkatinin e, çabuk dağılmadığı mı? Susu oluyor. E, kurallar önceden belirlenmesi disiplin sağlamada sıkıntı yaşanabilir demiş hocam evet kontrolü sağlamak zor olur. Kontrol altında tutmak zor olur. Genelde bak hepiniz güzel yani böyle ifade edin. Bunları istiyorum sizden. Çünkü burada ifade eden o gücü şey kendinizde bulun da haliyle daha iyi olsun. Uzaktan eğitim alıyorum hocam. Sosyal hocamdan. Aşırı gelişirdi beni özellikle alan eğitimi. Sizden de dinledim. Güzel. Müze götürmüşsek dokunulmamış gereken yerlere. Değil mi? Çocuğa diyorsun ki oğlum bak diyorsun sakın Elinle dokunma bu cama. Tekme atıyor. <laughs> Hocam sen elinle dokunma dedin. Yani yemin bak şaka yapmıyorum ha cevap böyle yani. Bak, cevap böyle. Yani e, bazen çok kontra cevaplar gelebiliyor. Şimdi benim hanım benim okulda müdür yardımcısıydı. Bir gün bir tane kızı getirdiler odaya. E, kız sigara içiyormuş tuvalette. 8. sınıf öğrencisi. Hanım dedi ki kızım dedi Tuvalete sigara içiyor musun? Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi başka nerede içeyim dedi. <laughs> bir orası müsait. <laughs> yani sigara içmenin, okulda sigara içmenin, e, böyle bir etkinlikte bulunmanın hani kötü olduğu değil mesela. Başka müsait bir yer mi yok yani. <laughs> ne yapabilir? Orada Işte. Değil mi? E, bu yüzden e, hani çok kontra cevaplarla, esaslarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle yorumlara hızlıca baktım. Tamam. Evet bu soruda bizim için bu kadardır. Ee, bu soruyu da geride bırakmış o olduk. Şimdi e, bir sonraki sorumuza gelelim. Totalde 8. sorudayız. 8, 9, 10. Son 3 soruya geldik. Sıkıldığınızı biliyorum ama çok az kaldı. Ee, az kaldı. Biraz daha sabır. Ne diyor? Mouse yerine. Bak bu çok enteresan bir soruymuş. Gördüm ama birden fazla gördüğüm için buraya koymak istedim. Diyor ki mouse yerine. Sesli kom e komut, dokunmatik veya kalem kullanmanın avantajları nelerdir? Evet, çok değişik bir soruymuş gerçekten. Mouse yerine sesli komut, dokunmatik veya kalem kullanmanın avantajları nelerdir? Peki. Böyle bir soru karşımıza geldi. Ne dersiniz hocadır? <laughs> Mouse yerine bunlar kullanılırsa. Başlayalım. Şimdi birinci durum erişebilirliktir. Şimdi sesli komut ve dokunmatik ekran, fare kullanmakta zorlanan ve engelli öğrenciler için erişimi kolaylaştırabilir haliyle. Demek ki önemli. E, kalemler el yazısı ve çizim gibi daha doğal bir etkileşim biçimi sağlıyor. Haliyle öğrenme stillerine hitap edebilir. E, sonra sesli komutlar öğrencilerin daha böyle aktif katılmalarını teşvik ederek hani böyle çekingen veya sessiz öğrenci varsa onların da sesinin duyulmasında yardımcı olabilir. E, dokunmatik ekranlar, yine kalemler, öğrencinin içerikte daha etkileşimli bir şekilde çalışmasına ve daha fazla bilgi edilmesine sağlayabilir. başka verimliliği artırma noktasına gelelim mesela. sesli komutlar fareyle tıklama veya böyle kaydırma ihtiyacını ortadan kaldırarak öğrencilerin zamandan tasarruf etmelerini sağlayabiliyor. yine dokunmatik ekranlar mesela not alma, çizim gibi görevleri daha hızlı ve kolay hale getirebiliyor. yine dokunmatik ekranlar çizim ve resim gibi yaratıcı etkinliklerde kullanılabiliyor. Ee, bu gibi özellikleri var bizim için. Ee, başka başka ne olabilir? E, sesli komutlar, dokunmatik ekran, e, kalemler 21. yüzyılda gerekli olan teknolojik becerileri geliştirmek için oldukça önemlidir. Çünkü bu beceriler aynı zamanda he, dilecekteki eğitim ve iş yaşamlarında da çocuklara muhakkak fayda sağlayacaktır. Evet bu e, spesifik ve değişik sorunun e, cevabı bizim için esaslar esaslarda olabilir. Ekonomiklik, zaman tasarrufu, sizlerden gelen cevaplar, iletişim becerisi. Evet materyal yani eğitim dilimleri içerisinde materyale daha uygun bir soru. Ee, daha kolay yazı yazıp tahtayı daha efektif kullanırız demiş Can yani Hocam. Güzel. Ee, öncelikle zaman tasarrufu dikkat çekici özellikleri var. Değil mi? Tahtayı etkin kullanma. Daha fazla duygu organını işe katma. Sabit bir alanda durmanın önüne geçerek. Bu arada sizin yorumlarınızı okuyorum. Ee, öne geçerek sınıf içinde her alanı kullanmayı sağlama. Güzel. Yaparak yaşayarak öğrenme. Onunla ilgili de bir soru vardı sanırım. Bilgi daha kısa yolda ulaşma. Güzel. Yapay zeka eğitimini entegre etmemizi sağlar. Çocukların ilgisini artırır. Güzel. Güzel. Cevaplanız müthiş. Tebrik ediyorum. Peki. Gelelim bir diğer sorumuza. Demiş ki hocam. Bir derste öğretmenin çocuğa suçlayıcı konuşmasının çocukta bırakacağı etki neler olabilir? Bak. Şimdi. Bu soru bence şu an beni yayında dinleyen herkesin bir kelime bile olsa cevaplayabileceği bir soru. Mülakata katılacaksanız bu soru hani fazlaca sorulan sorulardan biri. Çünkü her zaman söylüyorum. Hani problem yaşarsa öğretmen ne yapar? Çocuk sıkılıyorsa ne yapar? Çocuğa karşı suçlayıcı konuşursa ne olur? Ee, i̇şte ders dışı faaliyetler olursa ne olur? Bak bunlar çok soruluyor böyle. Sınıf yönetimiyle ilgili sorular bu arada. Biliniz olsun. Ee, peki. Evet. Önce sizin yorumunuzu okuyacağım. Sonra ben e, geniş konuşacağım. Çünkü bir yandan ben konuşurken bir yandan siz yorum yaparsanız e, burada e, benim önüme gelir yorumlar. En iyisi önce sizin yorumlarınıza bakayım. Derse bir daha katılmak istemez. Ha çok iyi. Suçluluk duygusu olur. Özgüveni düşer. Müthişsiniz. Savunma ve karizmaların haritede geçirme isteği uyandırır. Özgüveni düşer. Harika. Dersen soğuyabilir. dersyon yargısı oluşur. Motivasyonu düşer. Değil mi? Çekingen olmaya başlar. Çocuk ders ve okuldan soğuyabilir. Genelde. Dersi dinlememe. Utanç duyma. Başı duygusu. Çok güzel. Cimre şikayet edebilir. <laughs> Harika. Bak bu da... Ama siz söylemeyin. ama bunu katta. Tamam. Ee, değil mi? Başka. Ee, suçluluk hissi. Öğretmen hakkında olumsuz yargılara. E, olumsuz tutumlara. Dersten uzaklaşmaya gidebilir. Harikasınız. Çok güzel. Derse, öğretmene karşı olumsuz tutum. Bak bunlar olur değil mi? Şimdi bak. Şimdi tabii her zaman bak her zaman olumsuz olmayabilir. Şimdi bu soruyu ben kendi üzerimden cevaplayacağım. Şimdi evet bir yüzdelik paydaya indirdiğim zaman bir dersi öğretmenin çocuğa suçlayıcı konuşması eğer bir yüzde alırsak burada bir zaman yüzde doksan bak yüzde doksan olumsuzluk yaratabilir. Şimdi ben yüzde on için kendi üzerimden bir örnek vereceğim size. Ee, 10. sınıftayız. Ben ilk hafta gitmemişim o kadar. Ee, i̇kinci hafta, meğerse ilk haftada genel Türk tarihi diye bir ders var. Derste öğretmen ödev vermiş. Abi benim haberim yok. Haliyle ben yapmamış. Herkes de yapmış. Ulan herkes de birbirine söylemiş? Abi ben yapmadım ödevimi. Abi biz de aydırdı aman öyle böyle değil ha. Ya eşeksiniz, siz niye böyle liseye geliyorsunuz? Yani ne de ismi? Yazlık sizin ananıza, babanıza. Tabii eşeksiniz demedi de. <laughs> yaptım eşeklikti. <de. gülüyor> yani sorabilirdim de. E, ee, ne de ismi? Ee, hiç mi acımıyorsunuz? Ananıza babanıza baksın. Ne emeklerle buralara gönderiyorlar? Ee, yani çok basit bir şeyleri bile yapmıyorsunuz. Sorumluluk duygunuz yok. Sorumsuzsunuz vesaire böyle. Ama nasıl zoruma gitti böyle? Nasıl üzüldüm? Hırtı yaptım. Şimdi bak bunu da yapabilirdim. Ki genelde bu da yapılabiliyor. Ama ben bunu yaptım. Ne yaptım? Ulan dedim ben bu derste en iyisi olacağım. Başladım. Hızlı bir şekilde. Gün gün böyle kitabı tarıyorum. Notlar çıkarıyorum. Dersin ne oldu oluyor. Hoca derse giriyor. Konuyu anlatıyor. Ben ilave veriyorum. Soru soruyor. Ben kaldırıyorum parmak. Nereye geldi durum biliyor musun? Yazılı oluyor. Beni öğretmen masasına oturtuyordu. Kimse benden kopya çekmesin diye. E, diğerleri kendi aralarında. Ve hep fulsuz. Yüz, yüz 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 yüz. Gidiyordu not. Şimdi. Bak. E, sizden. Şunu istiyorum. Her zaman mülakat esnasında da bunun sonucunun %100 olumsuz olduğunu söylemeyin. %99 değil. Bir oran vereceksiniz. De ki %99 oranında dikkat ederseniz siz de yorumda burada %99 oranında olumsuz niteliğe gittiniz. Ama bazen bak vermiş olduğum örnekten ve canlı örnekten de yola çıkarak çok istisna durumlar olsa da değerli uçalarım olumlu bir husus da ortaya çıkabilir. Yani bir inat ee, burada ters tepki. Ee, bazen hani vardır ya böyle aşklarda da. <laughs> Kaçan kovalanır. olanır ee, ne de ismi? Ezen daha çok sevilir. Mantı. Bizde vardır o. Hani böyle bir durum niteliği de. Hırs yaratma niteliği de olumluluktur. Ama her zaman söylüyorum hani kefeye koyduğunuzda %95 %99 arası olumsuzdur. %1 %5 arası burada hani hırs gibi olumluluk unsurları da yaratabilir. Tamam mı? geç. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ne olabilir? Bir açalım. Şimdi değerli hocam. Utanma, utangaçlık en çok sizin söylediğiniz esaslardan biridir. Ya çocuk öğretmenin suçlayıcı sözleri nedeniyle utangaç, e, utanç duygusunu yaşayabilir. Bu durumda özgüven eksikliğine ve benlik saygısının düşmesine neden olabilir. Sonra çocuk öğretmenin tepkisinden korkabilir, kaygı yaşayabilir. Bu durum öğrenmeye karşı ilgisini kaybetmesine, derslere katılımını azaltmasına sebebiyet verebilir. Çocuk öğretmenin suçlayıcı tavrına karşı stres, öfke yaşayabilir. Bu durum karşı e, hani karşı davranış problemlerine, saldırganlığa yol açabilir. Yine motivasyon eksikliği yaşar. Çocuk öğretmenin suçlayıcı sözleri nedeniyle motivasyonu kaybedebilir. Yani öğrenmeye karşı ilgisini de yitirebilir. E, tabii dediğim gibi hani bunlar daha çok olumsuzluk niteliğinde. Ama hırs da yapabilir. Eğer hani haklı olduğu bir durum varsa ve haksızca eleştirildiğini düşünüyorsa hırs yapıp bunun üstesinden de gelebilir. Ama genel olarak her çocuk öğretmene karşı güvenini kaybeder, onunla iletişim kurmaktan çekinir. E, diğer yetişkinlere karşı da güvensiz ve kuşkucu bir tutum geliştirebilir. Yine gelecekte eğitim hayatında, iş hayatında da zorluklar yaşayabilir. Kritik dönemler ödülebilir haliyle. Evet, teşekkür Evliyorum. Gelelim artık son iki soruya geçtik. Gelsin sorumuz diyor ki derslerde yaparak yaşayarak öğrenmenin avantajları nelerdir değerli hocalarım. Evet vakfı olduğunuz bir şey. Ben hızlıca bunun cevabını vereyim. devam edelim ama katılmak isterseniz yorum kısmında buyurunuz. Şimdi yaparak yaşayarak öğrenme öğrencinin aktif katılımı teşvik eden bilgi deneyledikleri bir öğrenme yöntemidir bizim için öğrenmeye kalıcı hale getirir. Yani yaparak yaşayarak öğrenmeyle öğrenci bilgiyi sadece ezberlemek yerine deneyimlerini sağlar. Bu da bilginin daha kalıcı hale gelmesine sebebiyet verir. Yaparak, yaşayarak öğrenme öğrenciyi daha aktif ve motive hale getirir. Öğrenciler pasif bir şekilde dinlemek yerine bir şeyler yaparak deneyerek öğrenmeye dahil olduklarını burada öğrenirler, hissederler. Haliyle bu öğrenme modeliyle öğrencilere problem çözme becerilerini geliştirme imkanını sunabiliyorum işte deneyler yapması, problemleri karşılaşarak farklı çözümler denemesi haliyle çocukta birçok önemli becerinin gelişmesine de sebebiyet verir. Yaratıcılığını teşvik eder, iletişim becerilerini geliştirir, ne bileyim bir takım çalışması becerisini geliştirir, özgüvenini artırır, farklı öğrenme stillerine hitap eder. Haliyle birçok temel faydası vardır bizim için yaparak, yaşayarak öğrenmen. Yani bunları lütfen ifade ediniz. Sizler de yine aktif katılımı sağlamasını, en kalıcı öğrenme olduğunu, kalıcı öğrenmeler sağladığını, öğretmenin, öğrenmenin kalıcılığını arttırdığını, dersi monotonluktan, sıkıcılıktan kurtardığını, dersi eğlenceli hale getirdiğini, hayati ilgesinin aktif olduğunu yorum kısmında belirtmişsiniz. Duyu, hani farklı duyu verilerine burada özellikle hitap ettiğini de belirtmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Peki, son sor. Bugünün son sorusu. Öğrencinin hayatına uygun örnekler vererek konuyu işlemenin olumlu-olumsuz yanları nelerdir? Evet. Bak çocuğun hayatından yola çıkarak dikkat edin. Bu da çok güzel bir soru. Spesifik bir soru bizim için. Onun hayatına uygun örnekler vererek olumlu-olumsuz nitelikte neler olabilir? Siz de yazın. Ee, hani olumlu veya olumsuz diye belirtmenize gerek yok. Zaten olumlu ne oldu, olumsuzluğun ne oldu barizdir. Ben önce bir olumlu yanlarından başlayayım. Önce bir olumlu yanlarını burada bir alalım. Şimdi bir defa öğrencilerin kendi hayatlarından örneklerle ilişkilenilecek konular, onların ilgisini, kıdılımını daha kolaylaştırır. Diyelim ki işte sen Doğu Anadolu'dasın, Güney Doğu Anadolu'dasın, İç Anadolu'dasın. Üretim, dağıtım, tüketim öğrenme alanını işliyorsun. Hani konun burada ülkemizin kaynakları olsun. E, Çocuk da tarlada çalışan, anasından babasına yardım eden bir birey olsun. Hani bak senin tarlada yetişen ürünler var diye. Örnekten hareketle çocuğu biraz daha sürece katabiliriz. Başka, soyut kavramlar somut örneklerle açıklandığında daha kolay anlaşılır hale gelir. Bu da öğrencinin konuyu daha iyi kavramasına pekiştirmesine yardım eder. Kendi hayatlarına ve deneyimlerine hitap eden örnekler öğrencileri motive eder. E, derse katılımını artırır. E, yaratıcı düşünmeye teşvik eder. Eleştirel düşünmeye teşvik eder. Problem çözme becerilerini geliştirir. Yine kendi deneyimlerini paylaşmalarını da sağlar. Yani öğrenciler kendi deneyimlerini paylaşarak birbirleriyle etkileşime girerler. Bu da sosyalleşmeyi ve öğrenmeyi iyi bir şekilde sağlayabilir. Peki olumsuz da gelelim. Ne gibi olumsuz? Yönler olabilir. Bir defa her zaman öğrenci için hani uygun örnek bulmak kolay değildir. Haliyle uygun örnekler bulmak ve ders içeriğine entegre etmek de zaman alabilir. Her öğrencinin farklı deneyimleri olması, hani örneklerin tüm öğrenciler için aynı anlam taşımaması neden olabilir. Bu da öğrenmeyi sağlamayabilir başka dikkat dağıtıcı, dikkat dağıtıcı olabilir mesela. ilgisiz veya yani alakasız örnekler. Öğrencinin dikkatini dağıtır. Konudan satmasına neden olabilir. Ama bana göre en önemlisi nedir biliyor musun? Hassas. Yani bazı örnekler öğrenciler için hassas konulara değinebilir. Haliyle de sen öğrenciyi çok iyi tanımıyorsan. Mesela diyelim ki çocuk üzerinde. işte yani oğlum işte bak e, insan arası etkileşime. Hani toplulukları, grupları, kalabalıkları şöyle düşün. Hani babanla bir maça gittin ya. Diyelim ki hangi takımlısın? Fenerbahçelisin. İşte maça gittin babanla. E, i̇şte o alanı düşün kalabalık öyle bir şeydir. Ya çocuğun ya babası vefat etmişse ya ana baba ayrıysa ve babasını görmüyorsa bak bu gibi durumlarda olabilir değil mi? Haliyle burada hani çocuğu iyi bilmek, iyi tanımak örnek vereceksek de hassas konulara çok çok dikkat etmek gerekir burada. Evet. Değerli hocam. E, sizlerin yorumlarına bakayım. Farklı harekete hareketi geçirme. Birden çok doyu, o, duyu organına, duyu, duyu, <laughs> söyleyemedim de. Duyu organına burada e, koşullandırma. Değil mi? En çok onlar gelmiş. Yaşadığı travmaları tetikleme durumu olabilir demiş hocamız. İyi olduğu kız varsa sosyal katkısa. <laughs> Yaşama yakınlık ilkesi transfer. E, yazılan yorumlarda. Evet, genelde bunlar gelmiş. Kadar. Evet, evet, benim ifade edeceklerim. Ee, umarım hani bu tarzda yani üçüncü bölümdeyiz. E, faydalı olmuştur. Hani bundan sonra birkaç bölüm böyle gideriz. Hani farklı farklı spesifik sorulara getireceğim. Şimdi genel kültürde çok böyle şimdi e, düşündüm aslında. Ya genel kültürde ilgili yayın yapayım mı, yapmayayım mı diye. En sonunda dedim ki yapmayayım. Genel kültürle ilgili ben bir size dosya hazırlayacağım. Yani işte burada KPSS'nin güncel entelektüel bilgiler gibidir burası. Daha önce hazırladıklarım vardır. Onu biraz zenginleştiririz. E, çünkü genel kültür soruları öyledir yani. İşte güneşe en yakın gezegen hangisidir? Kafinin film Festivali'nde ödül alan yönetmemiz kimdir? Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan kimdir? Yani sorular böyle oluyor genel kültür soruları. Haliyle e, burada hani geçip de zamanı buna aktarmak, zamanı bunu vermek bence çok hem ekonomik hem mantıklı hem de kazançlı olmaz. Benim düşüncem o yönde. Bu yüzden genel kültüre yönelik olarak bir dosya hazırlayacağım sizlere. Bu dosya içerisinde işte edebiyattan ekonomiye, güncel hayattan e, işte diyelim ki uluslararası çatışmalara, uluslararası kuruluşlardan kimler soruluyor mesela. İşte 1992'de işte Türkiye'nin ve komşu ülkelerin ağırlıklı olarak kurulmuş olduğu, işte Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'yla vesaire vesaire sorulabiliyor. Haliyle hani bunu bir dosya haline getireceğim dosya halinde sizlere paylaşacağım. Ama dersler ağırlıklı olarak bu görmüş olduğumuz sorular ve ders anlatım tekniklerine yönelik olarak gidecek. Çünkü bizim için şu an hani sizi burada teorik olarak beslemek, bir pdf dosya vermek ama şu iki kısımda pratik olarak beslemek önemli. Yani ders anlatım tekniklerini burada gösterebilmek, örnek ders programı sizde burada yapabilmek ve eğitim bilimlerinden çıkan soruları bu mümalde cevaplayabilmek ee, mühim niteliği canlı yayınlarda bunlar olacak. Bunu da PDF'ten hallederiz tamam. Eksik bırakmamaya çalışırız. Evet, şöyle hızlıca bakıyorum. Teşekkür mesajlarınız var. Ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah hiçbirinizde hakkım yok. Sonuçta ben bir öğretmenim. Ee, ve bir öğretmenin yapması gereken en mühim şey öğretebilmektir. Haliyle ben iyi olduğum şeyi yapmaya çalışıyorum. İyi yapmaya çalışıyorum. Ne kadar iyi oluyor, ne kadar eksik oluyor? Hani muhakkak eksikliği, noksanlığı vardır. Ama yaparak, yaşayarak daha iyi olmak her zaman bir hedefim ve gayemdir. E, bu bağlamda e, sizlerle vakit geçirmek, sizlere bir şey verebilmek, sizlerle yoldaş olabilmek müthiş bir duygu. Umarım sizin de en kısa vakitte, çok tatlı öğrencileriniz, çok müthiş öğrencileriniz, çok müthiş anılarınız ve anlarınız olur. Bu duyguyu tatmış olduğum seviyeden çok çok daha yüksek seviyelerde tadarsınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hadi bakalım baba kaçar. Kendinize dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Hoşçakalınız.